Karpatların Maradona'sı deyince ne geliyor aklınıza? Tabii ki Giorgio Hagi değil mi? Ya da Super Mario Jardel. Jardel deyince kim geliyor aklınıza? Galatasaray'ın 2000'lerdeki ünlü futbolcusu Mario Jardel. Ya da Pascal Numa. Pascal bizi diskoya götür. Ya da arkadaşlar Şifo Mehmet. Bunun yanında Deli İbrahim. Kim oluyor? İbrahim Üzülmez. Ya da Küçük Hakan. Arkadaşlar, çocukluğumuzda ünlü olan ve hayran olduğumuz futbolcu olup da bu futbolculara benzemek istediğimiz bu futbolcuların lakaplarını biliyoruz. Peki şu dönemdeki dünyadaki Messi, Ronaldo gibi dünyanın en iyi futbolcularının çocukkenki ve şu anda kullandıkları lakaplar sizce nedir? Merakla bekliyorsunuz değil mi? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Birinci ünlü futbolcumuz Alexis Sanchez. Bilindiği üzere Arsenal'da büyük patlama yaşadı. Sincap. Çocukken sürekli ağaçlara tırmandığı için ona sincap denilmiş. Gerçekten sincap gibi hızlı ve bir şekilde kaçıp gollerini çok iyi şekilde atıyor. Sebastian Giannino. Gelin bakalım. Atom karınca. Juventus'ta oynadığı dönemde gösterdiği performans ve hızlı yapısı nedeniyle çizgi film karakteri Atom karıncaya benzetilirdi. Bunun yanında Sergio Agüero. Sergio Agüero mu yoksa Kun Sergio Agüero mu? Gelin bakalım. Kun. Japonların ünlü çizgi film karakteri Kuma olan benzerliğinden dolayı çocukluktan bu yana lakabı Kun'dur. Hani arkadaşlar biz biliyoruz ya, Kun Sergio Agüero diyor. Ya da Sergio Agüero Kun diye. Ama aslında onun lakabı. Gerçekte olan ismi değil. Lionel Messi. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Belki de şu an en izlerinden biri değil, en iyisi de diyebileceğimiz bu büyük bir tartışma olan konulardan biri. Lakabı Pire. Ufak tefek oluşu, el avuca sığmayışı ve boyutundan büyük zararlar vermesinden dolayı yaygın lakabı Pire'dir. Bildiğiniz üzere Pire de uçar kaçar ve büyük acılar çektirir, kaşıntılar yaşatır insana ve hiçbir şekilde yakalamak kolay değildir. Paul Pogba. Bildiğiniz üzere Paul Pogba hırçın bir futbolcu olarak bilinir. Bunun yanında Manchester United'ın önemli futbolcularından biridir kendisi. Joker ve Ahtapot. Kendi tabiriyle Batman'in düşmanı Joker filmde hileler yapıyor. O da rakiplerine karşı hileler yapıyor. Ama Juventus sonrası uzun kol ve bacakları nedeniyle daha çok Ahtapot olarak anıldığı gözler önünde de oluyor arkadaşlar. Gelin bakalım diğer ünlümüze. Philipp Lahm. Bildiğiniz gibi Philipp Lahm arkadaşlar Almanya milli takımının en önemli oyuncularından ve kaptanı olarak görev yapan bir futbolcu. Bunun yanında Bayern Münih'in unutulmayacak futbolcularından da birisi. Wireless ve sihirli cüce. İlk lakabı Wireless. Sahanın her yerinde oynayabilmesi, her yere ulaşabilmesinden dolayı buna o ismi Mehmet Scholl verdi. İkinci lakabı ise ufak tefek boyuyla yaptığı inanılmaz işlerden dolayı sihirli cüceydi. Cesar Azpilicueta. Gelin bakalım arkadaşlar bu oyuncunun lakabı neymiş? Dave diye yazılıyor daha doğrusu. İngilizler adını telaffuz etmekte zorlanınca fiziksel benzerliğinden dolayı ona Only Fools and Horses dizisinin ünlü karakteri Trigger'ın adını verdiler. O da Dave'di. Gerçekten ismi zor bir isim. Cesar Azpilicueta. Ben bile zorluyorum yani. Arkadaşlar incelediğimiz ünlüler bu kadardı. Videomu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız Dertli Bestekar kanalına abone olup beğeni yaparak beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.